Biyo'da YouTube kanalından herkese selam. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir sohbet programı. Umarım sizler için keyifli bir bölüm olur. Bu bölümki konuğumuz sevgili Güneş Subaşı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Güneş Subaşı kimdir? Ben Güneş Subaşı, 16 yaşındayım. Müzikle uğraşmayı çok seviyorum. Aynı zamanda müzik üzerine bir bölüm okumak istiyorum. Müzik öğretmenliği düşünüyorum. Gitar ve ukulele çalıyorum. Onun yanında şiir, şarkı gibi şeyler yazıyorum. YouTube kanalıma gitar ve ukulele cover videoları çekiyorum. Aynı zamanda konuşma videoları da çekiyorum. Vloglar da böyle ara sıra atabiliyorum bu şekilde. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Ben zaten annemlerin anlattığına göre 5 yaşımda, 6 yaşımda kendi kendime şarkılar uyduruyormuşum, söylüyormuşum. Hatta onların diline takılıyormuş bu şarkılar. Sonrasında ilkokulda biraz bu işi unutmuşum sanırım ama sahnelerde çok varmışım ilkokulda. Gösterilere falan çok çıkıyordum. Ben de hatırlıyorum ufak ufak. Sonra 5. sınıfta bir gösteri oldu. Orada şarkı söylemiştim ama yine böyle hep alttan alttan devam etti ve ben çok utanıyordum. Böyle ailem falan hiç bilmezdi yani benim sesim güzel mi, şöyle mi, böyle mi hiç bilmiyorlardı. Çünkü ben hiç açmazdım kendimi. 10. sınıfa geçtiğimde beni ilçe gösterisine seçtiler. Ben ilk defa cesaret gösterdim. Sahnede böyle provalarda çıktım, şarkı söyledim. Hani okuldakiler, arkadaşlarım biliyordu sadece sesimin güzel olduğunu. 10. sınıfta ilçe gösterisine sahneye çıktım. Bir adam gelmişti yanıma sanırım. Bana senin sesin çok güzel. Böyle böyle hani yaşadığın ilçe dışında ama hani bir kurs var. Yetenek sınavı ile alıyor. Sen oraya git, senden çok güzel şarkıcı olur demişti. O günden sonra başladı sanırım. O günden sonra bir sürü kurslara gittim. Gitar öğrenmeye başladım. Zaten gitarı kendi başıma öğrenmeye çalışıyordum. Ama kurs alarak öğrenmeye başladım. Yani bir senedir ağırlıklı olarak uğraşıyorum diyebilirim. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Müzikte şu an müzikle alakalı sürekli olarak gitar çalıyorum. Gitar çalışıyorum. Zaten gitarda hani birazcık yeniyim diyebilirim açıkçası. Kursa falan da yeni başladım. Gitarımı geliştirmeye çalışıyorum. Sesimi geliştirmeye çalışıyorum. Şarkı yazıyorum. Gitarda da yeni olduğum için şarkılarımı gitarda çalmakta biraz zorlanıyorum. Onu geliştirmeye çalışıyorum şu an. Bu şekilde devam ediyorum. Hani şöyle dedim. Ben böyle gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum ama insanlar da görsün. Gelecek planlarım çoğu kişiye büyük geliyor. Nasıl ya falan gibi geliyor. Ama ben başarabileceğime inanıyorum. Yapabileceğimi düşünüyorum. Ben çok büyük bir şarkıcı olmak istiyorum gelecekte. Bunun için zaten elimden gelen ardına koymuyorum. Bir sürü sahnelere çıktım, sayamam. Çok uğraşıyorum bunun için ve çok ünlü bir şarkıcı olmak istiyorum bu şekilde. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? İlk attığım videomdan başlayayım isterseniz. İlk attığım videom gitar hocamın gitar kursunda bize verdiği bir parçaydı. İlk attığım videom aslında ilk çalabildiğim parçaydı. Yani vay be ben gerçekten gitar çalabiliyorum olduğum parça ilk YouTube videomdu. Ve dedim ki ben sanırım artık böyle ufak ufak başlayayım bir şeylere madem ünlü olmak istiyorum. Oturdum, geçtim kamera karşısına hemen çektim. İşte videoyu hani başlatma kısmını falan kestim, sonunu kestim. Bir anda YouTube'a attım hiçbir şey olmamış gibi. Sonra hayatıma devam ettim. O videoda izlendi mi, izlenmedi mi? Sonra dedim ki ben bunu düzenli bir şekilde devam edeyim o zaman. Her pazar işte bir parça belirliyorum. Bir hafta içinde o parçayı çalışıyorum. Sonra dedim ki ben konuşmayı da çok seviyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı da çok severim. O zaman şöyle olsun. 2 hafta gitar videosu, şarkı videosu olsun. Bir hafta da konuşma içerikli. İşte insanlara moral verme içerikli videolar çekeyim dedim. Gitar videolarımın kurgusu çok uzun sürmüyor. Yani en fazla 1 saat falan sürüyordur. Ama konuşma videolarımı genelde oturup saatlerce konuşup 2 günde falan kurgulayıp atıyorum. Hatta şimdi de vlog çektim ilk defa hayatımda. Gösteri günümü vlog çektim. Bakalım onu kurguluyorum bu şekilde. Müzikal yolculuğunuz süresince başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Benim bir tane unutamadığım aslında çok normal basit bir şey ama bilmiyorum söylemek istedim şu an ya yani aklıma o geldi. Geçen sene ben dediğim gibi bir senedir hani ilk defa şarkı söylediğim yer 10 Kasım'dı benim. Ama ondan önce de hocalarım falan duymuştu benim şarkı söylediğimi. O gün tam sahneye çıkmadan 5 dakika önce ilk ilçede şarkı söyleyeceğim. Daha hiç bilmiyorum sahnede şarkı söylemek nasıl bir şeydir, nasıl bir duygudur. Dedim ki ben sözleri unutacağım. Tamamen aklımdan gidecek. Hani karaoke'ydi. Bütün sözleri ezberlemem gerekiyordu. Sürekli olarak sözleri tekrarlıyorum. Birbirine karışıyor her şey. Kafam çok
Kar işte allak bullak oldu. O sırada da benden önceki sahnedekiler işte sunuyor gösterisini. Ben de telaşa kapıldım. Bir tane öğretmenim vardı. Artık okuldan da gitti. Beni hatırlıyor mudur bilmiyorum ama. Beni durdurdu böyle yaklaşmadan. Dedi ki Güneş dedi hani sen çok güzel başarıyorsun her şeyi. Çok fazla sahneye çıktım bu zamana kadar. Şiir okuduğum zamanlar çok olmuştu benim sahnede. Unutmayacaksın dedi. Zaten provaların çok güzeldi dedi. Böyle o an böyle tam 5 dakika önce sahneye çıkmadan bana öyle güzel motivasyon vermişti ki. Onu unutamıyorum. O aklımdan silinmiyor. Onun dışında da insanların benim her sahneye çıktığımdan, sahneden indiğimden sonra diyeyim. Söyledikleri sahnede çok güzel parlıyorsun. Çok güzel bir ışığın var. Gerçekten bir sanatçı ışığın var demelerini hiç unutamıyorum. Zaten her sahnede yaşanıyor. Beni çok mutlu ediyor, çok motive ediyor. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Çok ağlıyorum. Çok fazla kafamda kuruyorum. Ve bu müzikle alakalı da hani herkes her telden bir şey söylüyor. Yani müzisyen olup ne yapacaksın? Şarkıcı olup ne yapacaksın? Böyle olunca insanlar çok konuştuğu için kendi düşüncelerinden bile ağır basıyor insanların konuştuğu ve gerçekten aslında hepimizin işi çok zor. Ben çok fazla duyuyorum veya işte ben oturuyorum bir şarkı yazıyorum. O şarkıyı gitarda çalamadığımda çok üzülüyorum. Sonrasında ben genelde ağlayarak kendimi rahatlatıyorum. Aynı zamanda arkadaşlarım beni çok motive ediyor. Çok fazla. İki tane çok sevdiğim arkadaşım var. Onlar beni zaten bu yola sokan onlardı yani. Öyle diyeyim. Eğer çok mu üzgünüm, çok mu ümitsiz kaldım? Onlara soruyorum ben ne yapacağım diye. Onlar zaten beni yüceltiyor, yüceltiyor. Benim de hani kendime geliyorum o şekilde. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Benim hayalim gerçekten çok büyük ve aslında bazılarına göre, bazı insanlara göre ulaşılması çok zor bir hayal. Çünkü çok fazla insana hitap etmek, çok fazla insana sesimi duyurmak istiyorum. Ve ben bu yolda şey bile duydum hani benim herhangi bir müzik hocamın benim arkamdan bu kız başaramaz, bu kız beceremez dediğini bile duydum. Ama ona rağmen devam ediyorum. Ona rağmen yılmıyorum. Ve şey de çok fazla duyuyorum. Hani konservatuvar okumayın, işsiz kalırsınız, hiç paranız kalmaz falan. Öyle insanların da bana bunu gelip dediğini duydum. Hani ne yapacaksın ya konservatuvar okuyup dediğini duydum. Ama şöyle bir şey var. Bunu gerçekten gönülden istiyorsanız, yani konservatuvar okumayı, bir müzisyen olmayı veya sahnelere çıkmayı gerçekten istiyorsanız zaten bunun için çok çabalıyorsunuz demektir. Ve çok çabalayınca da zaten her şey oluyor. Ya her şey elinize geliyor. Şimdi bir sene içinde mi olmadı? 2 sene içinde olacak. Buna eminim ben ve ben hep bu mottoyla yürüyorum. Hep üzüldüğüm zamanlarda hep bunu düşünerek ayağa tekrardan kalkıyorum. Bunu söyleyebilirim size. Yani bu sadece müzik, aslında müzik için de geçerli değil. Herhangi bir şeyde. Yani ne kadar çabalarsanız, ne kadar uğraşırsanız o kadar sonuç alıyorsunuz. Ben bunu söylemek istiyorum. Asla yani başka bir insan dedi diye hayalinizden vazgeçmeyin bence. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Ben çok memnun oldum. Böyle bir şeye katıldığım için, böyle bir şeye davet edildiğim için de çok mutlu oldum. Program da çok güzel bir program. Ve konuşmayı çok seven biri olarak da aldığım sorular çok hoşuma gitti. Kendimi anlattığım için de çok mutlu oldum. Kesinlikle çok beğendim. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii. Yıldızlarla dolu.
performansınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sevgili izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte noktalıyoruz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Güneş Subaşı'ydı. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi bize yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.